Hocam aynı zamanda takımda sakat futbolcular konusunda da yorumlar yapıldı. Kamuoyunda biliyoruz, duyuyoruz. Siz bu konuda sakatlık cezalı futbolcuların durumuyla ilgili veya sakatlıkla ilgili ne ya, söylemek istersiniz hocam? Şöyle söyleyeyim. Mesela yani kamuoyuna bilgilendirme açısından. Şimdi mesela Silivri maçına gittik. Mesela sol stoperde oynattığımız bizim Samet son oradaki çalışmamızda ayağının kötü olduğunu ve maç oynayamayacağını söyledi. Şimdi dediğim gibi Kütahya severler bunun farkında ama Kütahya Spor'u sevmeyenler 3-5 kişi hemen orada zaten kendileri yorumları dökmüşler. İşte Samet kulübedeydi, Samet neden oynamadı? Ya biraz takip etseler zaten Samet'in sakat olduğunu buradaki bütün seyircilerin bildiği gibi onlar da bilirler. Ama dediğim gibi takımı takip etmiyorlar. Kim sakat, kim değil. Yani adam oynamadığı zaman sanki kesik yemiş gibi muamele yapıyorlar. Hayır, Samet sakattı, oynayamadı. Oynayamadığı için de bizim bir oyun planımız var. Burası sonuçta Süper Lig değil. Belli bir oyuncu portföyümüz var. Bir tane oyuncun oynamadığı zaman sıkıntısını yaşıyorsun. Kadromuz öyle aman aman Samet vardı da yerinde 4 tane adam yoktu. Şimdi biz Samet yoktu. Genç Ömer'i oynattık orada. O çocuk da elinden geleni yaptı bence. Sonuçta eleştiriler geldi tabii neden Samet oynamadı diye. Ama Samet'in sakat olduğunu bilen yok yani. Bunu da ben bilgilendirecek halim yok. Sonuçta ben dediğim gibi sosyal medyam yok. Bunları kendileri takip edecek, bilecekler. Ona göre eleştiri yapacaklar yani. Peki hocam şimdi var mı sakatımız tabii yani? Tabii dünkü antrenmanda da geçen maçta da Onur sakatlandı mesela. Evet. Şimdi Onur'un sakat olduğunu da kimse bilmiyor. İşte mesela siz geldiniz, gördünüz burada. Evet. Şimdi kaleci Serkan zaten niye oynamıyor? O da sakat. O da mesela sakatlandı. Çocuğun bileğinde yırtık çıktı. Şimdi bunları dediğim gibi bizim bilgilendirmemiz, ben şimdi hem takımla uğraşacağım hem sosyal medyada şu oyuncum sakat, bu oyuncum sakat diye yorumlar yapamam. Hiç, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ama dediğim gibi inşallah Kütahya Spor sevenlerin bir an evvel ortaya çıkıp takımlarına sahip çıkması lazım. Çünkü gerçekten dışarıdan takım hiç destek almıyor, sahipsiz gibi. Sadece meydan eleştirenlere kalmış. Yani bence bu Kütahya severlere hiç yakışmıyor. Yani. Evet. Hocam başka eklemek istediğiniz? Yok, benim söyleyeceklerim bunlar. Dediğim devam gibi ediyor. Kütahya Spor'umuza sahip çıkalım. Burada başarı geldiği zaman hepimizin başarısı. Bizler her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Yapıyoruz da zaten. Görevimiz de çok kolay bir görev değil. Alt liglerde çalışmak, öyle hocalık yapmak dediğim gibi çok zor. Çünkü imkanlar kısıtlı, oyuncu kısıtlı. İşte mevkilerde oyuncu sayınız az. Dediğim gibi bir oyuncu eksik olduğu zaman direkt takıma yansıyor yani. Peki. Hocam yolunuz açık olsun. Önce Bayburt, sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü akşamı Alanya Spor, zorlu iki maç. Başarılar. Karaköprü. Karaköprü. Şimdi düşünün. Evet. Bir haftada 3 tane maç oynayacaksınız. Şimdi ilk 11 kadrosuyla tabii oynadınız Bayburt maçını. Şimdi Alanya maçı istenecek. Orada da zaten alt lig takımısınız. Yani adam Süper Lig takımı. Evet. Şimdi kalkıp orada rotasyona gitseniz bir türlü. Gitmeseniz A takım, yani as takımla oynasanız. Bu sefer 3 gün sonra içeride Karaköprü maçı var. Bu sefer Karaköprü maçı zor bir maç. Zaten lider, namalip takım. Ya bilmiyorum ya, bu işin içinden bir şekilde hep beraber birlik olarak çıkmamız lazım. Yani birbirimizi desteklememiz lazım. Yoksa birbirimizi yererek yani nereye kadar ne yapabiliriz? Evet. Kütahya Spor'a zarar veririz yani. Hocam başarılar dileyelim. Bekletmeyelim. Takımınızla birlikte olacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz bu imkanı verdiğiniz için. Kamuoyuna güzel bilgilendirme yaptınız. Teşekkür edelim. Başarılar dileyelim. Evet. Belediye Kütahya Spor'a. Sağ olasın. Evet sevgili izleyenler, Yusuf Tokuş teknik direktör konuştu. Röportajımızı yaptık. Tabii İtman'da misafirimiz de var. Belediye Kütahya Spor İtman'ı ziyaret eden